Merhaba arkadaşlar, Tekirdağ Çorlu'dan hepinize selam olsun. Bu videomda size özellikle ağırlıklı olarak melek balıkları üretimi hakkında olacak. Melek balıkları üretimi hakkında size çok önemli, değerli bilgiler aktarmaya çalışacağım. Melek balıklarının bakım koşulları, yaşam koşulları, beslenme koşulları, yavruların beslenmesi vesaire. Her türlü videoyu sonuna kadar izlerseniz melek balıkları hakkında, üretim hakkında öğrenmek istediğiniz her şeyi bu videoda alabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar, melek balığı akvaryumu işte şöyle söyleyeyim. Balıklar içerisinde en ünlü olanlardan bir tanesidir. Yani melek balığı akvaryumu. Şurayı görüyor musunuz? Melek balığı yavruları. Melek balıkları bu balık akvaryumlarda ilk alındığında üreme açısından işte problemli bir balık yüzü gözüyle bakılmış ve uzun bir süre üretimde güçlüklerle karşılaşılmıştır. Ama tabii ki bu güçlükler de çözülmüş. Çok güzel üretimler, çok güzel yavrular. Şuraya bakar mısınız? Cıvıl cıvıl alınıyor yani. Arkadaşlar, problemli bir balık işte gözüyle bakılmış ve uzun bir süre üretim güçlüklerine kararlaştırılmış demiştik. Ama fakat daha sonra 10-15 tanesi bir akvaryuma yetiştirmeye başlayınca, bu ilk dışarıdan gelince, burada yetiştirmeye başlayınca 10-15 tanesinin bir akvaryumda balıkların kendi eşlerini seçtikleri ve bu eşlerin de kolayca döl verdikleri görülmüştür. Yani ilk dışarıdan gelen melek balıklarında problem nereye kadar çıkmış olsa dahi bizim akvaryumlarda artık melek balığı üretimi kolaylıkla sağlanıyor. Tabii ki püf noktaları, detayları var. O yüzden bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu balıkları üretmek isteyen önce şu konuda karar vermesi gerekmektedir. Acaba balıklar yumurtladıktan sonra yumurtaları ebeveynler ile mi bakılmalı? Yoksa yumurtaları diğer bir akvaryuma alıp daha emin bir yol mu izlenmeli diye burada da tereddütte kalınmış. Bunu da size zevkle, bunun da bilgisini vereceğim. Eğer yumurtalar ayrı bir akvaryuma alınır ise yumurtaların havalanması için bir hava taşı ve akvaryum hafifçe havalandırılmalıdır. Melek balıklarında cinsiyet tespiti ve eş tutmaya şu şekil, balıklar fazla sayıda bir akvaryum içerisinde tutulur ise balıklar kendilerine bir eş seçerler. Yani bu da güzel bir konu. Esas olan bu balıklara dışarıdan bakarak cinsiyetlerini ayırmak oldukça zordur. Yani cinsiyet ayırmayı, bunların biri erkek biri dişi deyip de alıp da ayrı bir akvaryuma koyarsan o yüzden sıkıntı çıkabilir. Yani 10-15 tane bir akvaryuma koyduğun zaman onlar zaten kendi eşlerini seçiyorlar ve üreme çatır çatır başlıyor yani. Eğer iki balık birbirini seçmişlerse ve akvaryum içerisinde birlikte geziyorlar ise üretici ilk problemini halletmiş olacaktır. Yani bu şekil gördüğünüz zaman ilk problemimiz çözülmüş oluyor. Artık bu çiftten başarıyla yumurta ve yavru almak, ayrıca aynı balıklardan dönemler ile çok sayıda yavru üretmek mümkün olabilecektir. Melek balığı üretim tankı nasıl olmalıdır? Bu da can alıcı bir nokta. Bu da çok önemli bir konudur. Bunun da melek balığı üretici, besleyici arkadaşlar için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Üretim için en az 80 ile 100 litre bir akvaryum gerekmektedir.
En uygun su sıcaklık 26 derecedir. Zaten genelde 26 ile 28 derece genelde genel balıklara bakılıyor. Şuraya bakar mısınız? Her tarafı yaprağın üstüne yumurtayla donatmış. Su biraz notre yakın. Çok az asit. pH 6.8 dolaylarında olması lazım. Akvaryum için boş tutulması herhangi bir bitki, işte kum veya çakıl konulmaması iyi olur. Ama burada arkadaşlar da koymuş, ama konulmasa daha iyi olur. Uzmanlar, profesörlerin değerlendirmelerini size anlatmaya çalışıyorum. Profesyonelce balık beslemeyi. Şu an buradaki izlediğiniz videolarda, melek balığı videolarında profesyonel akvaryumlar değil bunlar. Bunlar genel toplama akvaryumlardan çekilmiş güzel videolar. Görsel olarak bunları koymuştuk. Şuraya bakar mısınız? Deminki yaprağı yapmıştı. Şimdiki de hortuma yumurtaları bırakmış. Arkadaşlar, sadece balıkların yumurta bırakması için yumurtlama hunisi kullanılır. Profesyonel melek balığı üretimleri için gerekli olan yumurtlama süresi, üreme zamanına birbirlerini seçen eşler, akvaryum içerisinde konulan yumurtlama hunilerine yaklaşmaya ve yanında yüzmeye başlar. Balıklar yumurtlayacakları yere büyük bir önem gösterir. Yani şu şekil. Burayı hiçbir kirlilik bırakmayacak şekilde temizlerler. Yani yumurtlayacakları huni ya da işte herhangi bir yerde olsun pırıl pırıl yapar. Genelde zaten çok balık var bu şekilde yapan. Vatoz balıkları falan vesaire. Onlar da çok güzel küpe temizliyorlar. Birçok balık zaten yumurtayı bırakacağı yeri çok iyi temizler. Melek balıklarımız da bu şekilde yapıyorlar. Bundan sonra dişi balıklar huniye yaklaşır ve karnını sürterek bir dizi halinde yumurtalarını bırakırlar. Zaten videonun genelinde, parça parça videolar genelinde hep işte yumurtlama anı, yumurtlamış, dölleme anı falan gösteriyor. Siz de videoyu izliyorsunuzdur hem dinleyip bu şekilde anlayabilirsiniz. Bundan sonra dişi balıklar huniye yaklaşarak, karnını sürterek dedik, yumurtaları bırakırlar dedik. Aynı zamanda dişinin yanında gezen erkek spermlerini bırakarak ve yumurtaları döller. Yani şimdi dişi, yani sıra sıra dişi devamlı yumurtalarını bırakır ve erkek de bir vazife gibi sperm bırakmaya devam eder. Yumurtlama işlemleri bitince anaçlar yumurtaları üzerinde devamlı yüzgeçlerini kullanarak su hareketini sağlar. Şuraya bakar mısınız? Cıvıl cıvıl her taraf yavru. Üreten adam üretiyor. O yüzden siz de balık, melek balığı üretmek istiyorsanız bu videoda yapılanları, anlatılanları, gözlemleri izleyip çok iyi bir şekilde yavru alabilirsiniz. Sürekli yel yapar. Birçok balık zaten böyle yapar yumurtladığı zaman. Ki yumurtalar mantarlaşmasın diye havalandırması çok önemli. Aynı zamanda bazı yetiştiriciler anaçların yumurtalar arasında döllenmemişleri. Yani bazı yumurtalar döllenmemiş. Zaten baktığında onların renkli farklı olur. Ayıklayıp yedikleri görülmüştür. Ama her balık da bunu yapmaz. Fakat bu her zaman için doğru değildir yani. Balıklar bazen ağızlarına aldıkları ölü yumurtaları yemeyip, bakınız, yemeyip kalsamalar, solungaçların dışa açıldığı bölge var ya, dışa açıldığı bölgenin arasından dışarı atarlar. Yani solungaçın alt tarafından dışarı attıkları da görülmüştür.
Melek balığı yavrularının yumurtadan çıkması ve bakımları. Yavruların yumurtadan çıkması 1-2 gün sürer. Genelde soğuk havalarda, mesela hava soğuksa eğer, o zamanlar şey yapar. 3 gün 4 günü de bulabilir. Ama ortalama bir ikinci günü, bilemedin üçüncü günü yavrular çıkmaya başlar. Yumurtadan çıkan yavrular 4-5 gün içerisinde yumurta sarılarını tüketirler. Yani keselerini tüketirler ve aktif bir şekilde yem aramaya başlarlar. Ama keseleri bitmeden yem atılması uygun değildir. Hiçbir balık için, sadece melek balığı yavrular için demiyorum yani. Genel olarak hiçbir balık için uygun değildir. İlk 3-4 gün yavrulara ezilmiş, çok iyi pişmiş yumurta sarısı verilir. Yavruların hayata tutunması için bu çok önemlidir. Bundan sonra Artemle ve Artemiye vermeye başlanılabilir. Anaçların yavruları ile bırakılmasının bir sakıncası. Bazen anaçların yumurta ve yavruları yemeleridir. Yani bazen anaçlar yumurtaları ve yavruları yiyebiliyorlar. Burada da bir sakınca var. Her melek balığı için geçerli değil. Bazı melek balıkları böyle yapabiliyor. O yüzden buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Bu nedenle diğer bir yöntem olarak balıkların bıraktığı yumurtaların su koşulları aynı olan diğer bir akvaryuma alınmasıdır. Yumurtaların alt kısmından biraz kuvvetlice hava verilir ve iyi bir su hareketi sağlanır. İyi bir su hareketi sağlanır. Neden iyi bir su hareketi sağlanır? Su ne kadar hareket ederse melek balıklarımızın şeyleri, yumurtaların bozulma riski o kadar azalmış olur. Su hareket edecek, oksijen hareket edecek ve melek balıklarımızın yumurtaları sağlıklı bir şekilde çıksın diye. Bu çok önemli bir konu. Ayrı bir tanka aldığın zaman zaten, ya da anneden ayırdığın zaman, zaten ayırmadığın zaman anne zaten gereken şeyleri yapıyor. Gereken havalandırmaları yapıyor. O yüzden sıkıntı olmuyor, ama ayrı bir tanka aldığınız zaman, yani ayrı bir tanka olduğu gibi kendi suyuyla beraber alırsanız mesela çok güzel olur, çok faydalı olur. Farklı bir su alırsanız yumurtalar mantarlaştırılır, bozulabilir, ne bileyim birçok şey olabilir. O yüzden aynı suyunu olduğu gibi diğer akvaryuma aktarırsanız hiçbir sıkıntı olmayacak. Alttan da iyi bir havalandırma sistemi, yani hava taşını alta koydunuz, yukarı gümbür gümbür hava verecek ve yavrularımız hiç bozulmadı, hiçbir yumurtası bozulmadan demeyeyim, illaki bozulur birkaçı, bunları da bozmadan çıkarmış oluruz. Eğer yumurtalar arasında beyazlaşmış yumurtalar görülürse, bunlar ölmüş olup küçük bir cımbızla temizlenebilir. Yani o beyazlaşmış gördüğümüz yumurtalar ölü olabilir. Yani o yüzden bunlar küçük bir cımbızla temizlenmesi gerçekten uygun. Çünkü o yanda diğer yumurtaya yapışırsa, o çünkü bozulunca şişmeye başlar ve diğer yumurtalara temas eder ve diğer yumurtaları da bozar. O yüzden bu sıkıntı olmasın diye cımbızla onların temizlenmesi uygundur. Yumurtalardan yavrular çıkınca diğer yumurtaları balıklara olduğu gibi besleme yoluyla yoluna gidilir. Özellikle fazla sayıda yavru üretimi yapma dileğinde bulunanlar yumurtaları ayrı akvaryuma alarak üreme yolunda gidilmesi, bu yöntem çok faydalı ve iyi bir yöntem olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani şimdi bazı melek balıkları kendi yavrularını yer, yumurtasını da yer. Bazıları
bazıları bakar. Birçok balık var kendi yumurtalarını bakar. Birçok balık da var kendi yumurtalarını yer. Ama bazı melek balıklarının kendilerini bilmeyenler yavrularını yiyebilir. Görüyorsunuz bak bunlar yemiyor. Yavrular yeni canlanmaya başlamış. Kıpır kıpır olmuşlar maşallahlar var. Arkadaşlar melek balıkları hakkında şimdilik vereceğim bilgiler bu kadar. Yine sormak istedikleriniz varsa yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Videomu beğendiyseniz like atarsınız. Kanalımda birçok balık hakkında video olacak. Bunun da bilgisini vereyim. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Hoşça kalın.